PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte en kolay bu sezon nasıl Fatih olabilirsiniz onu göstereceğim. Hadi videomuzu hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi bu videonun ben bu kısmını sonradan çekiyorum. Şu an sizlere bir tane sürümcü dansı alma taktiği göstereceğim. Hani işte bu sezon Elite Royale Pass açan herkes şu anda bu sürümcü dansını alabiliyor. Yani PUBG Mobile tekrardan getirmiş. Buradan Royale Pass kısmına toklayıp buraya aşağıya kaydırırsanız burada ödül seçimi var ve buradan gelip sürümcü dansını tekrardan alabiliyorsunuz ve bence bu baya güzel bir şey çünkü herkes sürümcü dansını sevdiği için PUBG Mobile'de tekrardan getirmiş. Hani almak isteyen arkadaşlar varsa buradan bu kısmı seçip alabilirler. UC'lerinizi alacaksanız arkadaşlar Vatan Gemi'den benim sponsorumdan alabilirsiniz. Bütün alışverişlerinizde %10 indirim var. Yani şu anda Türkiye'de en ucuz sitede orası. Linkini de onun yorumlara ve açıklamaya bırakın. Videomuza geçmeden aşağıdan birer tacık like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bizim açıkta bana destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki biz dün Fatih sıralamasını 42'de bitirdik ve sabah olunca ne oldu? Tabii ki de sıfırlandı. Ben sezonu Fatih olarak bitirdiğim için benim rankım buradan şey olarak başladı. Plat 1 olarak başladı. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Bu sezon hareketsiz durmak yerine mesela boş bulduğunuz kulübe, ev falan filan baktınız etrafınızda adam yok ya. Evde sürünün artık sizlere daha çok puan veriyor. Hani bu güncel ve detayları da paylaşıldı. Buradaki mücadele puanı da böyle işte ortalıkta gezdikçe savaştıkça artan bir puan stili ve bu da rankınıza etki ediyor. Tabi bunun bir limiti var ama olsun, yine de etki etmesi güzel bir şey. Tabi eksi yediğinizde buradan o puan gidecek, haberiniz olsun. Hani normalde kulübelerde sabit duruyordunuz ya, artık sadece hani yere yat, şey aç, otomatik gidiş şeyi var ya, onu aç, yerde sürün, puan kazanacaksın, bu kadar. Şimdi gelelim Royal Pass kısmına. İlk defa Elite Royal Pass açacağım. Bu arada buradan bana UC yollayan abime de çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir abi bana 660 UC attı ve onun sayesinde ilk defa Elite Royal Pass açacağım. Yani yoksa bana kalsa bende para yok abi, ben nereden açayım. Şimdi buradan 960 UC'ye bastım. 60 UC'ye de indirim var ve 900 UC'ye yeni sezon Elite Royal Pass'ımı ilk defa açtım. Evet. Elite Royal Pass açınca kaç level oluyor? 15 level'den mi başlıyor? İyi güzel. Şuradan rütbe aldan benim şeyim de vardı. Nerede o? Bir dakika. Bir EP puan kartında. Bir tane şunlar da vardı. Hadi bakayım. 20 level. Direkt Royal Pass bitti lan bildiğin. Şuradan bütün UC'leri geri alayım abi. Ver. Daha bir sezon daha açarız. Buradan Gelgit Tanrısı set diye bir set verdi bana, güzel, okey. Çöl Fatih M16 deseni, Gergin Tanrısı maskesi, bu kadar. Bir tane de kademe kartı var, bunu Fatih'e gazlarken kullanırız, bu güzel. Burada bir tane şu haha emojisi var, hani sizlere demiştim. Hatırlayanlar hatırlar. O motoru da aldım abi. Bir dakika. Ben direkt motora saldıracağım. Şurayı da, şunları da beleşe açayım şu kısmı. Diğer haftanın görevlerini görmek için. Hani merak edenler varsa diye de göstereyim. İkinci haftanın görevleri şu şekilde olacaktır. Ben bakmıyorum şu an. Sadece kaydırıp geçiyorum. Şimdi bana bir tane şurada başarım gelmiş de. Başarım neyin başarımı bilmiyorum. RP sezon emektarı dedi. Bu kadar. Ney bu? He anladım, okey. Şey, Royal Pass'a katılanlara özelmiş. Tamam iyi, ekibe bizdeyiz abi, ver. Olur, 1-2 ver. Şimdi ben bu sezon Platin 1'den başlayacağım çünkü sebebi Fatih olarak bitirmem. Siz nasıl olarak bitirirseniz Platin 2, Taç olarak bitirirseniz de Platin 5'ten başlıyorsunuz. Elmas bitirenler zaten Altın 2'den başlıyor. Şimdi bu sezon Rank Ulus'ta geldiğimizde neler yapacağız ve nasıl daha çok puan alacağız? Buradan klasik üyeşeğine gelip tekli moduna geldiğinizde benim her zamanki gibi önerim burası ve bugün biz saat 1'de Nimo'da yayın açacağız ve sıralamada birinciliğe oynayacağız. Yani gelmek istersen bekleriz. Çünkü geçen sezon bak 12 günde 42'ye kadar girdim. Bu sezon ilk günden kasacağım için burada birincilik benim olacak. Peki solo üyeşeğine teklide nasıl Fatih olabilirsiniz? Gelelim o kısma. Burada tek yapmanız gereken olay şu: ilk 10.000'e girdiğinizden itibaren sıralamanız gözükür. Mesela ben şu an bir maç atlayıp ölsem benim sıralamam ortalama 1000'lerde falan olur. Hatta 1000'de değil 500'lerde falan olur. Çünkü hani Platin 1'de 500 kişi başlıyor. Ben de şu an Platin 1 olduğum için hani o 500 600 sıralarda falan. Teklide Fatih olmak isteyenler sadece As Ligi'ne çıkıp ilk 500'e girdiğinizde direkt Fatih olabilirsiniz. Sezon sonu maksimum As 4 yıldızı görüyor. Royal Pass soran arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Sadece Royal Pass 1 aylık oldu. Ranklar hala 2 aylık eskisi gibi devam edecek. Hani ranklara işte bir ay mı olacak, yetişir miyiz falan filan diye soranlar için söyleyeyim. Bu çerçeveyi de bu arada şu yüzden alın. Hani çerçeve kötü, biliyorum. Ben de biliyorum. Ama
İlk çerçeve olduğu için değerli olacak. Kimse almadan siz de alın derim. Hani size özel bir şey olur. Böyle hatıra gibi kalır. Peki diyelim ki işte sezonun ortasında sen Fatih olacaksın. Tamam mı? Ben Fatih olma puanımı nasıl hesaplarım dersen buradan aşağıya kaydırıyorsun. Tamam bak. 100. sırada 3147 puanla bir tane adam var. Tamam bak 3147. Sen buradan 100 puan düş Fatih puanı. Bitti bu kadar. Yani 3000'li mesela şu an Fatih olabilirsin ama az olma şartı olduğu için maalesef ki olamıyorsun. Peki sizlere benim önerim ne olur rank konusunda derseniz az önce söylediğim gibi ranklarda bu sezon yılanla yerde sürünmek sizlere ek puan kazandırıyor. Hani yerde sürünmekten bahsettiğim şu yani hani haritada gezdi daha çok puan kazandırıyor ama evde sürünerek de hani tehlikesiz bir şekilde aynı puanı alabilirsiniz. Peki rank kasarken alana nasıl girelim derseniz bak şimdi solda 6 ev var sağda 3 ev var. Senin gideceğin yer 3 ev. Bu kadar. Hani evlere atlarken böyle sana göre bir eve atla ve mesela bu işte 5. alan var ya son alanda 35-40 kişilik altı alan. O alanlarda bir tane buggy bul ve o alanda gez. Hani 40 kişi var tamam mı? Kimse kimseye sıkmıyor. Niye dersen bir kişi sıkarsa herkes birbirinin yerini bilir diye. Kimse sıkmıyor. O yüzden son alanda acayip fazla adam oluyor ve mesela buggy alırsan özellikle de sisli havaysa çok fazla yerde sürünen insanları, yılan yapan insanları ezerek kill de alabilirsin. Yani cihazın ne olursa olsun her tarafta yılan olacak. Bir buggy'in varsa bayağı bir adam ezersin. Hani ben J7 ile 4-5 kill aldığım maçları biliyorum. Sadece buggy ile gezerek. Güzel zamanlardı. Şimdi tabii iPhone 11'e geçtim biliyorsunuz ki. Bu sezonda 1'de kalacağız. Yayınlarımızı tekrardan söyleyeyim. 1'de Nimo'dayız. 5'ten sonra da YouTube'da ortak Nimo yayını yapacağım. Gelip yayınları kaçırmak isteyen varsa beklerim. Çünkü sıralamada 1'liğe bu sezon ben oynayacağım. Ama ben solo oynayacağım. Squad değil solo. Belki ileride bir squad'da başarabiliriz. Bilmiyorum ama şu anlık bir solo bir başaralım. İleride ona da bakarız. Aklınızda biliyorum bir de şu düşünce var ya işte eşlik gasayım, Orta Doğu gasayım, BŞN gasayım, orada daha kolay, orası daha çok puan. Kanka bak olay şu, PUBG Mobile sana çok puan verirse bil ki Fatih'e çok istiyor, az verirse az istiyor. Olay bu kadar. O yüzden ben sizlere solo 3 şeyini öneriyorum. Hani burada 6 tane Fatih çerçevesi aldım. Bak 12 günde geldim 42 sıraya kadar kastım. Hani o yüzden size buraya öneriyorum. Gidip kendinizi başka yerlere eziyet çektirmeyin. Eşlik kazıyorsun 2 gün sonra arkadaşı size satıyor. Diyor ki işte az puan veriyor ben kasmayacağım. Maçlarım böyle falan filan diyor. Sonra seni satıyor. Sen tek kişi kalıyorsun ve Fatih olamıyorsun. Her sezon bunu çok çok yaşıyorlar. Ben biliyorum yayınlarımda gelip söyleyen çok fazla insan var. Keşke seni dinleseydim 3 şeyini kastım. Teklik atsaydım diyen ama işte pişman olduktan sonra hiçbir işe yaramıyor ve o sezon Fatih olamıyorlar. Hani bak benim dediğimi yap direkt bitti. Fatih'sin bu sezon bu kadar. Neyse bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Hani sizlere elimden geldiğince en kolay nasıl Fatih olabilirsiniz onu göstermeye çalıştım. Şuradan da geleyim 19. sezon. Ünvanımızı da takalım. Nereye koymuşlar? Aha da burada. 19. sezon ünvanımızı da taktık. Burada bunlara falan filan bir şeyler getirmişler. Çerçevede ne parlıyor? Rual Pass'ın çerçevesi sanırım. Hani bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki PUBG videoda görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bay bay.